Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, elhamdülillah. Ali İmran suresinin 181. ayeti ile 189. ayeti arasını becerebilirsek işleyeceğiz bugün inşallah. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ. Bu ayeti kerime, 181. ayet-i kerime, bunun ma kabli ile ilgili, yani önceki ayetlerle olan uygunluğu hakkında el-münasebe başlığı altında şöyle diyor müellifimiz. بَعْدَ اَنِنْ تَهَلْ اِسْتِعْرَادُ الْقُرْآنِيُّ. İstiarada yestiaridu, biz arz etmek diyoruz ya, arz etmek. Yani marif aslında sahne manasına geliyor. Sahnelemek. Yani Kur'an-ı Kerim diyor, limâraketi Uhud'in, Uhud savaşıyla ilgili sahneleri arz etmeye sahneledikten sonra, onları bitirdikten sonra ve mâ fîhâ min ahdâsin cesîmetin ve o sahnelerdeki büyük olayları anlatımını bitirdikten sonra ve tenâveletil âyâtü ضمن ما تناولت مكائد المنافقين ودسائسهم وتناولت الآيات آيتي كلمeler aldı kapsadı ضمن ما تناولت مكائد المنافقين münafıkların hile ve desaisihim desiselerini yani o da hile ve tuzaklarını diyelim içerisinde وَمَنْ تَوَتْ عَلَيْهِ نُفُوسُهُمْ مِنَ الْكَيْدِ لِلْإِسْلَامِ وَالْغَدْرِ بِالْمُسْلِمِينَ وَمَنْ تَوَتْ اِنْتَوَى يَنْتَوِي اِنْتِوَاءً içine dürülmek manasınadır. Sübhay-ı Sıbyan'da geçen hafta söylediğim kitapta tava, dürdi, leva, burdi demektir diyor. Tava, dürülmek manasına. İntava, kendiliğinden dürülmek. Yani içinde saklı olan şeyler. عَلَيْهِ نُفُوسُهُمْ nefislerinin, ruhlarının, canlarının içerdiği, içine saklamış olduğu şeyler nedir onlar? Minel keydilil İslam, İslam'a kurulan tuzaklar, vel gadri bil müslimin ve Müslümanlara yapılan hıyanet. Gadera sadiki dediğimiz zaman dostum bana vefasızlık etti oluyor. Ama burada hıyanet, aynı kelimenin hıyanet manası da var. O zaman vel gadri lil müslimin, Müslümanlara olan hıyanetleri ve tesbit-i azaimihim ve Müslümanların kararlılığını yavaşlatmak anil cihadi fi sebilillah Allah yolunda cihattan Müslümanların azim ve gayretlerini yavaşlatmak gibi durumlarını da ortaya koydu. Akabehu bunun peşinden getirdi. Teala, Allah-u Teala bu anlattığımız şeylerin peşinden getirdi. Bizikri desâisil yehûdi ve esâlibihim. Yani Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz münafıklar 300 kişiyle peygamberimizin ordusundan ayrıldılar. 1000 kişilik ordu 700 kişiye düşmüş oldu. Dolayısıyla da bu bir hıyanettir. Gelen müşrik ordusuna karşı İslam ordusunun sayısının azlığını ortaya koymaktır. Dolayısıyla bu bir hıyanet idi. Onları anlattıktan sonra şimdi de diyor Yahudilerin hıyanetliğini ve hilelerini ortaya koydu, peşinden getirdi. Ve esali bihim el habise ve onların pis, kirli üsluplarını ne hakkında? Fi muharebeti davetil İslamiyeti, İslam daveti hakkındaki savaşlarını antariki teşkiki vel belbeleti. Şüphe düşürmek ve belbele yapmak. Belbele de endişe, kaos gibi manalarına geliyor. Velkeydi ve dessi. Bu da hile ve tuzak olmuş oluyor. Niçin Cenab-ı Allah Yahudilerinkini münafıkların peşinden getirdi? لِيُحَذِّرَ الْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ خَتَرِهِمْ. Müminleri onların tehlikesinden sakındırmak. كَمَا حَذَّرَهُمْ مِنَ الْمُنَافِق۪ينَ. Münafıkların tehlikesinden sakındırdığı gibi. Vel ayatul kerimetu ayeti kerimeler tetahaddesu anil yehudi ve mevkihib el muhziyi minezzatil ilahiyeti. Zat-ı ilahiden olan rezil, rüsva,
durumları, yerlerini Yahudilerden bahsettiği ayet-i kerimeler ve ithamihim lillahi azze ve celle ve Allahu Teala'ya töhmette bulunmak, kötü yakıştırmalarda bulunmak için bi eşna'il ithamati bil buhli vel fakri. Cenab-ı Allah Azze ve Celle'ye en şeni, en çirkin, en kötü ithamlarla, onlar da neyledir? Cimrilik ve fakirlik ithamında bulunmak. Tümme nakduhum lil uhudi. Sonra ahitlerini, yani anlaşmalarını bozmalarından meydana gelen ve katlihim el enbiyae, peygamberleri öldürmelerinden meydana gelen kötülüklerini ortaya koydu. Ve hıyanetihim lil emaneti elleti hammelehumullahu iyyaha, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin onların üzerine yüklemiş olduğu emaneti, emanete yaptıkları hıyaneti ortaya koymuş oluyor ayet. Bu da biliyorsunuz Cenab-ı Allah Azze ve Celle, yine Ali İmran suresi de geçmişti. Cenab-ı Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerden bir ahd-i misak almıştı. Ahir zaman peygamberi geldiğinde şayet hayatta olurlarsa ona iman etmelerini, ümmetlerini de ona iman ettirmeleri ahdini almıştı. İşte ayrıca Tevrat'ta Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselamın kaç kıbleye ibadet edeceğini, efendim nereden nereye hicret edeceğini, fizik olarak sıfatlarını, her şeyini orada yazıyor idi. Bunları gizlediler. Buna hıyanet diyoruz. İlâ âhiri mâ hunâlike. Burada daha söylemediğimiz pek çok hıyanetlerinden bahsetti Cenab-ı Allah. Min cerâime ve şenâ'i'a, günahlardan ve kötülüklerden, burada zikretmediğimiz pek çok şeyi Cenab-ı Allah ayetlerde bahsetti. İttasafe biha hazel cins el mel'un. Allah'ın lanetine uğramış bu özel cins, özel işte cins, yani cins dedik mi zaten her şey hallediliyor. Bunları Cenab-ı Allah Azze ve Celle bu ayetlerde ifade buyuruyor. El-luga. Şimdi bu ayetlerde geçen kelimeler. Ahide ileyna, evsana. Yani Allah bize tavsiye etti, emretti manasına. Bi kurbanin, el kurbanu ma yuzbehu minel en'am takarruben ilallahi teala. Allahu Teala'ya yaklaşmak için en'amdan, yani deve, sığır ve koyun cinsinden. Biz ona davar diyoruz. Şimdi keçi ve koyunu birlikte söylediğimiz zaman davar diyoruz. Keçi koyun ayrılıyor ondan sonra. Deve yine bedene oluyor onların kurbanlıkları. Bir de sığır cinsi var. Sığırın da erkeği dişisi ayrı şey olmuş oluyor. Bu dört cins hayvandan. El beyinat, el ayatul vadihatu. Açık ayetler, beyinat, açık ayetler. Vel muradu bihi huna el mucizat. Buradaki beyinattan maksat peygamberlerin Allah'ın izniyle göstermiş oldukları mucizeler. El zübür. Cem'u zeburin, zebur kelimesinin cemisi zübür geliyor. Ve huve el kitabu minez zebri, ve huve el kitabetü. Bu da yazılmış manasına geliyormuş. Ve zebur bimanel mezbur. Zebur kelimesi, yani geçenlerde söylediğim gibi mastar bimana mef'ul. Kelime mastar olarak zikrediliyor ama manası mef'ul olmuş oluyor. Yani mecbur, yazılmış manasına gelmiş oluyor. Ey el mektubu, yani kitap, mektup manasına geldiği gibi zebur da mecbur manasına geliyormuş. Kerrekub bimanel merkub. Bu da onun örneği olmuş oluyor. Gale Zeccac, İmam Zeccac diyor ki ezzeburu kullu kitabin zi hikmetin. İçerisinde hikmet bulunan her kitaba zebur denilir diyor. Zuhziha, ezzehzehatu, yani zuhziha, zehzeha kelimesinin meşhulü olmuş oluyor. Ettenhiyetu vel ib'adu. Tenhiye, udul manasına geliyor. İb'ad, uzaklaşmak, uzaklaştırmak manasına geliyor. Tekriru zehhi demek geliyor. Yani uzaklaştırmanın tekrarı. Ve huve el cezbu bi aceletin, alel acele çekmek manasına geliyor. Uzaklaştırmak için. Evet.
Faze zafira bima yu'emmilu. Zafira bima yu'emmilu. Hani geçen anlatmıştım ya, başkanlığı ilk zamanlarında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın makamının üstünde Celi Talik'le Men sabara zafira yazarmış. Tabii hareketsiz olduğu için imtihana gelen hocaefendilere başkan oğlum şunu bir oku dermiş. Men sabara zafera dediler mi? Bizim Cumhurbaşkanı da öyle diyor. Men sabara zafera diyor. Ben de yanlış okuyorum. Kaybettim vaizliği diyorum. Dinleyince haberlerde. Oğlum biraz daha çalış gel diyor. Gönderiyormuş. Men sabara zafira. Zafira yaz ferudur aslı bu kelimenin. Onun için faze zafira. Yani elde etti manasına geliyor. Bima yüemmilü. Umduğunu elde etti. Ve neca kurtuldu mimma yahafu. Korktuğundan da kurtuldu. Bakınız kelime ne kadar güzel. Faze mesela füzdü diyor adam. Bir Maune faciasında şehit olan sahabi füzdü diyor şehit olurken. Şehit eden adam şaşırıyor. Ben diyor öldürüyorum adamı, o kurtuldum diye seviniyor. Sonradan Müslüman olunca anlıyor ki füzdü ne demek, faze ne demek oluyormuş. Umduğumu elde ettim, korktuğum cehennemden de kurtuldum manasını ifade ediyormuş. Şey bu oluyor. El gurur mastaru garrahu yahurruhu gururan. Garra yahurru gururan, aldatmak manasına geliyor. Ey hadaahu, aldattı manasına geliyor. İleride gelecek şeytanın adı da garurdur. Ve la yegurrannekum billahil garur. Sizi Allah'la o garur olan, yani çok aldatan şeytan Allah'la sizi kandırmasın, aldatmasın diyor. Allah Kerim diyoruz ya. Evet, halbuki ise Kerim'in kuyusu derin. Yani düştüğümü çıkamazsın, Allah muhafaza buyursun. Onun için el garur aldatmak manasına geliyormuş. Meta el meta'u ma yutemettu bihi ve yuntefa'u. Kendisiyle faydalanılan şey. Yani yutemettu bihi ve yuntefa'u atfı tefsir oluyor. Bu ikisi de faydalanmak manasına geliyor. Efendim, sümme yezulu. Faydalanıyorsun, kullanıyorsun, atıyorsun manasında. Yani bugünkü kapitalist sistemin ortaya koyduğu gibi kullan at, kullan at. O da insanı, her şeyi kullanıyor, atıyor, bitiyor iş ondan sonra. Letüblevünne, letümtehanenne min belahu. Kelimenin aslı bela yeblu. Belaen, imtihanehu manasına geliyor. Sınamak, sınavdan geçirmek. Letüblevünne, imtihan olunacaksınız, sınavdan geçirileceksiniz. Azmil umur, efendim işlerin kesini. Aslul azmi sebatür ra'yi. Demek ki min azmil umur demek işlerin sebatı budur. Doğrusu, hakikati budur manasına geliyor. Sebatür ra'yi. Görüşte sabit olmak, aleşşeyi, bir şey üzerindeki görüş, düşüncede sabit olmak. Vel muraduhuna savabut tedbir, yani tedbiri, düşünceyi, gereken şeyleri yerine getirmede doğru iş yapmak. Savabut tedbir ve ra'yi, görüş ve tedbirde. Ya tedbiri biliyoruz, biz kullanıyoruz tedbiri. Dolayısıyla doğru tedbir almak ve görüşümüzü doğru yapmak. Ve huve ma yenbeği li kulli akilin en ya'zime aleyhi. Bu da her akıllı kimsenin kesin kararlı olacağı, olması gereken şeydir diyor. Azime, azime ya'zimi oluyor bunun şeyi. Yani azime ya'zimi darabe yadribi babından, ikinci baptan, sülasi ikinci baptan oluyor. Bir mefazetin, bir müncatin min kavlihim faze fulanun iza neca. Hani yukarıda dedi ya, ve neca mimma yakafu kelimesinde olduğu gibi, yani bir müncatin min kavlihim, min kavlihim bunun şeyi, tefsiri oluyor. Faze fulanun iza neca. Bir kimse korktuğundan kurtulduğu zaman bir mefazetin veya füstü diyebiliyor. Evet, kelimeler de bunlardan ibaret. Sebebün nüzul, ayet-i kerimelerin nüzul sebebi ile ilgili iki tane sebebün nüzul zikredecek. Evet. An İbn Abbas'ın gale. Dehale Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh zâte yevmin beyte midrasil Yahudi.
Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bir gün Yahudilerin Tevratlarının çalışıldığı veya Tevratlarının öğretildiği, anlatıldığı Beyt-i Midras şeyin adı o. Bizim medrese dediğimiz gibi Beyt-i Midras deniyor bu. Tevrat okunan veya Tevrat'ın anlatıldığı yer. Fevece'de nâsen minel Yahudi. Yahudilerden bir grup insan buluyor orada. Gadici teme'u, onlar toplandılar. İlâ racülün minhum, kendilerinden Yahudi bir adamın etrafında. Yukâlu lehu Funhasübnü Azura. Funhasübnü Azura isminde bir Yahudi bilgini hahamının etrafında toplanmışlar. Ve kâne min ulemâihim. Bu Funhas Yahudilerin alimlerinden ve ahbarihim ve hahamlarından idi. Fekâle Ebu Bekir radıyallahu anh li Funhas. Funhas'a Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki veyhak, ey Funhas, yazıklar olsun sana. İttegillah, Allah'tan kork ve eslim ve Müslüman ol. Fevallahi, Allah'a yemin ederim ki inneke leta'lemu enne Muhammeden rasulun min indillah. Sen kesinlikle biliyorsun ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah katından gönderilmiş bir elçidir. Kad ca'ekum bil hak, size hakkı getiren bir peygamberdir. Min indihi, min indillah, Allah katından. Ki tecidunehu, siz onu buluyorsunuz. Mektuben indekum fit tevrat vel incil, yanınızdaki, elinizdeki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak buluyorsunuz. Fekale Funhas. Şimdi Tevrat yazılı olarak geldi biliyorsunuz, tabletler halinde. Ancak İncil yazılı olarak gelmedi. İsa Aleyhisselam'dan 300 yıl sonra yazılmış. Ancak Yahova şahitleri bana Belçika'dayken gelmişlerdi. Ne anlatacaksınız bana? Ben dedim İslam'ın hocalığını yapıyorum burada dedim. Dinle bezi dediler. Dinledik. Ondan sonra bana dedim bu anlattığınız şeyler 300 yıl sonra İsa Aleyhisselam'dan sonra yazılmış bir şeyler. Nerede aslı var bunlar? Neye dayandırıyorsunuz dedim. Bak benim Kur'an'ım dedim. Peygamberimize geldiği günden itibaren yazılı olarak gelmiştir bize dedim. Ve bugüne, dünle bugün hiç farkı yok dedim Kur'an nüshaları arasında. Yok dedi, 100 yıl sonra yazılmış dedi. Belki bir 100 yıl sonra yazılsın dedim. Bu kadar mesafe geçtikten sonra 3 nesil geçiyor bu 100 yıl içerisinde dedim. Nerelere uğradı kim bilir dedim. Buna inanmaya gerek yok dedim de. Sana dediler bizim ağabeylerimiz gelsin seni ikna etmek için dediler, gittiler. Hasılı işte burada mektuben indekum fit tevrat vel incil. İncil'de yazılı olan bu anlattığım şekliyle aslı astarı olmayan şeyler. Tevrat'ta ise yazılı, onda değişiklik yok. Ancak yorumlarını saklıyorlar. Aslını saklıyorlar, yorumlarını söylüyorlar insanlara. Fekale Funhas. Hazreti Ebu Bekir'in bu ikazı, teklifi üzerine Funhas dedi ki Yahudi haham, vallahi ya Ebu Bekir, Allah'a yemin ederim ki ey Ebu Bekir, mâ binâ ilallâhi min hâce. Haşa ve kella. Ey Ebu Bekir, bizim Allah'a bir ihtiyacımız yok. Allah'a yemin ederim ki bizim bir ihtiyacımız yok. Min fakrin ve innehu ileynâ lefakir. O Allah bize muhtaçtır. Haşa ve kella. Niye? Hani in tukridullâhe kardan hasenen var ya, siz Allah'a borç verirseniz, borç alan kimdir? Fakir olan borç alır bir şey ödemek için. Halbuki ise Cenab-ı Allah bizde ahiret için dünya hayatını satın alıyor ama onu şey yapmıyor işte, işin içerisinde Konyalıların ifadesiyle gidilik oldu mu böyle oluyor yani. Ve innehu ileyna lefakir. Mâ netedarra'u ileyhi. Biz ona yalvarmayız. Kemâ yetedarra'u ileyna. Onun bize yalvardığı gibi. Ve inne anhu le agniya. Biz ondan çok zenginiz, müstaniyiz. Onun şeylerine ihtiyacımız yok. Haşa ve kella. Öyle diyor. Velev kâne ganiyyen. Eğer zengin olsaydı mestakrada minna. Bizden borç istemezdi. Kemâ yez'umu sahibukum. Arkadaşın Muhammed Aleyhisselam'ın iddia ettiği gibi bizden borç istemezdi Allah müstani olsaydı. Ve yenhâkum anir riba, sizi faizden nehyediyor ve yu'tina, ve bize veriyor. Bakınız faizi kendileri orada da yasak ama
kullandıkları için faizi, Allah diyor bize faiz kullanmaya izin veriyor ama sizden ne diyor onu diyor. Velev kâne ganiyen mâ atâne riba. Eğer zengin olsaydı bize faiz vermezdi diyor. Sanki yani Cenab-ı Allah Azze ve Celle onlara faiz karşılığı bir şeyler veriyormuş gibi oluyor. Fakat be Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir öfkelendi ve darabe veçehu veçefun hasın darbeten şedideten, ellerine sağlık. Onun suratına şiddetli bir tokat atıyor ve kale diyor ki vellezî nefsî biyedihi, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki levlel ahdu ellezî beynena ve beynekum, eğer sizinle bizim aramızda olan antlaşma olmasaydı le darabtu unukak, boynunu vururdum diyor. Ya aduvallah, ey Allah'ın düşmanı, boynunu vururdum diyor. Fezehebe funhasun ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın arkadaşlar, suçlu olduğunu bildiği halde, bu dayağı boşa yemediğini bildiği halde, adil olan yani haklı çıkabilecekleri yerde bazı şeyleri saklayaraktan adil olan insana müracaat ederler hemen. Şeyde de Hazreti Ömer'e El Faruk sıfatının verilmesi bir münafıkla Yahudi'nin arasındaki bir anlaşmazlıktan dolayı Yahudi hemen Muhammed'e gidelim diyor. Peygamberine gidelim diyor. Niye? Çünkü o adildir. Doğru söyler, adaletle hükmeder. Ama münafık kendisi yamuk olduğu için Ka'b bin Eşref'e gidelim diyor. Yahudi hahama gidelim diyor. O da ona götürüyor. Niye? Önceden rüşvet verecek ona. Ondan sonra o da onun lehine hükmedecek. Ve öyle yapıyorlar. Hazreti Ömer peygamberimize gitmediniz mi diyor. Gittik. Ne dedi? Böyle dedi diyor. Sen ne yaptın? İşte o da Eşref'e gitti. Ka'b bin Eşref'e gitti diyor. Hemen çıkıyor. Münafığın boynunu vuruyor. Anlatılan hikayeye göre. İşte fezehebe funhasun ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize gidiyor. Fekale ya Muhammedu. Ey peygamberim, ya Muhammed diyor, peygamberliği kabul etmediği için, unzur ila ma sana bi sahibuk. Arkadaşın Ebu Bekir radıyallahu anh'in bana yaptığına bir bak. Suratı şişmiş demek ki veya morarmış. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber Hazreti Ebu Bekir'e dönerek diyor ki, ma hameleke ala ma sanate ya Ebu Bekir. Sen böyle bir şey yapmazdın ama seni buna sevk eden nedir ya Ebu Bekir deyince, fekale Hazreti Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah, inne aduvallah, işte bu Allah düşmanı, kale kavlen azimen, çok büyük bir laf et, zeame ennallaha fakirun ve ennehum aniya, iddia ediyor ki Allah fakirdir ve onlar zenginlerdir. Fegadabtu lillah, ben de Allah için öfkelendim ve darabtu veçehu, ve yüzüne suratına vurdum diyor. Fecahede zelke funhasun, funhas bunu inkar etti ve enzelallahu, Allahu Teala da indirdi, radden ala funhasın, funhasın yalanını reddederek ve tasdikan li Ebu Bekir, Ebu Bekir radıyallahu anh'in de sözlerini tasdik ederek şöyle indirdi vahyini. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا. Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözlerini Allah gerçekten işitmiştir. Ayetini indirdi. El ayete devamını okuyor. Biz okuyacağız birazdan Allah izin verirse. İkinci sebeb-i nüzul, bu da aşağıdaki ayetin sebeb-i nüzulü oluyor. An İbn Abbas'ın kale, Câe cemaatun minel yehudi ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudilerden bir cemaat, bir topluluk Peygamber aleyhissalatu vesselama geliyorlar. Minhum, o topluluğun içerisinde var, Kâbuk nül eşraf. Bu azılı münafık Yahudilerden birisidir. Şiirleriyle İslam'a ve Müslümanlara sataşan bir Yahudi gavurudur. Ve Malik İbn-i Saif, bunun ne mal olduğunu bilmiyorum. Ve Funhas İbn-i Azura, bu da az önceki anlattığımız haham. Ve gayruhum, ve başkaları da olan, bunlar elebaşıları olduğu için diğerlerini saymıyor. Fekalu, dediler ki ya Muhammedu,
tez'umu enneke rasulullah. Sen iddia ediyorsun ki sen Allah'ın elçisisin. Ve ennehu ta'ala enzele aleyke kitaben. Ve iddia ediyorsun ki Allah-u Teala sana bir kitap indirdi. Ve kad ahidallahu ileyna fit tevrati. Ama Allah-u Teala Tevrat'ta bizden bir söz aldı. Ella nu'mine li rasulin. Biz hiçbir peygambere iman etmeyeceğimize hatta ye'tiyena bi kurbanin te'kuluhun nar. Ateşin yakacağı, yiyeceği bir kurban bize getirinceye kadar hiçbir peygambere iman etmeyeceğimize dair Allah bizden söz aldı diyor. Fe in ci'tena bi hâza saddaknâke. Eğer sen bize bir kurban keser ve onu da gökten inen bir ateş yakar götürürse seni tasdik ederiz dediler. Fenezelet hazihil aye. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Ellezine kalu innallaha ahide ileyna ella nu'mine li rasulin hatta ye'tiyena bi kurbanin te'kuluhun nar. Bu ayet-i kerime nazil oldu diyor. Bu aşağıdaki ayet-i kerime geliyor. Şimdi ayetleri meallendirerek Allah izin verirse tefsirine geçeceğiz inşallah. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad semi'allahu kavlellezine kalu. Allah şöyle diyenlerin sözlerini işitti. İnnallâhe fakiru ve nahnu aniya. Allah fakirdir, biz zenginiz, müstaniyiz diyenlerin sözlerini işitti. Senektübü mâ kalu. Biz onların dediklerini yazacağız. Ve katlehumul enbiyâe bi gayri hakkın. Haksız yere peygamberleri öldürdüklerini de yazacağız. Ve nekûlu zûku azâbel harîk. Kıyamet günü de onlara diyeceğiz ki bu yakıcı azabı tadınız. Derke bime kaddemet eydikum ve ennallâhe leyse bi zallâmin lil abid. Bunu niye yapacağız? Onları bu azaba niye tattıracağız? Onların ellerinin takdim ettikleri ve ennallâhe leyse bi zallâmin lil abid. Allah kullarına zalim, haksızlık etmeyeceği için böyle yapacağız. Ellezîne kâlû innallâhe ahide ileynâ. Onlar şöyle demişlerdi. Allah bizden ahit aldı, söz aldı. Ella nu'mine li rasulin, hiçbir peygambere iman etmeyeceğimizi, hatta ye'tiyena bi kurbanin te'kuluhun nar, ateşin yediği, yaktığı bir kurban getirinceye kadar. Kul, ey peygamberim, de ki onlara, kad ca'ekum rusulun min kabli, benden önce size pek çok peygamber geldi. Bil beyyinati, mucizelerle ve billezi kultum, ve sizin dediğiniz şeyle geldi. Yani kestiği kurbanı ateşin gökten inen ateşin yakıp götürdüğü mucizeyle geldi. Felime kateltumuhum in kuntum sadikin. Madem peygamberlere iman edecektiniz de niçin onları öldürdünüz? Ve in kezzebuke. Ey peygamberim, eğer onlar seni yalanlamışlarsa, fakat kızıbe rusulüm min kablik, senden önce de pek çok peygamber yalanlandı. Ca'u bil beyinati, o peygamberler de mucizelerle gelmişti ve zübri, hikmetli kitaplarla ve kitab-ül münir ve apaçık insanları aydınlatan kitaplarla gelmişlerdi. Küllü nefsin zâikatül mevt, her nefis ölümü tadıcıdır. Ve innemâ tüveffevne ucûrakum yevmel kıyâme, kıyamet günü ücretleriniz tas tamam verilecek. Ve men zuhziha anin nâr, kim ki ateşten uzaklaştırılırsa ve udhilel cennete fakat faz ve cennete de girdirilirse o kurtulmuştur. Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur, dünya hayatı sadece aldatan bir faydalanılacak yerdir. Letüblevunne fî emvâlikum ve enfusikum, siz mallarınız içinde ve canlarınız içinde imtihan olunacaksınız. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden işiteceksiniz kesinlikle. وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا, ve Allah'a şirk koşan putperest Araplardan da işiteceksiniz. اَذَنْ كَثِيرًا, pek çok eziyet verici söz işiteceksiniz. وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, eğer sabreder, Allah'tan sakınır, Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olursanız, fe inne zalike min azmil umur, bu işlerin en kesin olanıdır veya en zor olanıdır.
Ve iz ahazallahu misaqallezine utul kitab. Hani bir vakitler Rabbin kendilerine kitap verilenlerden misak almıştı. Letübeyyinunnehu linnâsi ve la tektumûneh. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatları ve peygamberliği hakkında kitaplarında olanı insanlara açıklayacaklarını ve gizlemeyeceklerine dair ahdü misak yeminle pekiştirilmiş söz almıştı. Fenebezuhu vera'a zuhurihim. O sözü arkaya attılar. Veştarav bihi semenen kalila. Bunun karşılığında da az bir para aldılar. Febi sema yeşterun, onların satın aldıkları ne kötüdür. La tahsabennellezine yefrahun bima utu ve yuhibbun en yuhmedu. Kendilerine verilenlerle övünenler ve öyle değil mi? La tahsabennellezine yefrahun bima utu. Verildikleri şeyle övünenleri zannetme ve yuhibbun en yuhmedu bima lem yefalu. Yapmadıkları şeyler sebebiyle de övülmeyi sevenleri zannetme ve la tahsebennehum bimefazetin minel azab ve zannetme ki onlar azaptan kurtulacaklar, kurtulmayacaklardır. Ve lehum azabun elim, onlara acıtıcı bir azap vardır. Velillahi mülkü semavat vel ard, semavat ve arzın mülkü Allah içindir. Vallahu ala kulli şeyin kadir, Allah her şeye kadirdir. Evet, et tefsir. Bu ayetlerin şimdi açıklamalarına geliyoruz. Lekad semi'allahu kavlellezine kalu. Allah-u Teala şöyle diyenlerin sözünü işitti. İnnallah fakirun ve nahnu agniya. Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözlerini işitti. Hâzihil makâletü şeni'atü. Bu çirkin söz. Makâletü a'dâillâhil yehûd aleyhim lanetullah. Allah'ın lanetinin üzerlerine olduğu Allah'ın düşmanı Yahudilerin sözüdür. Zaamu, iddia ettiler o Yahudiler. Ennallaha fakirun, Allah fakirdir iddiasında bulundular. Ve zelike hine nezele kavluhu teala, Allah-u Teala'nın şu sözü nazil olduğu peygambere indirildiği zaman. Men zellezi yukridullaha kardan hasenen, Allah'a kim güzel bir borç verirse, ayeti nazil olduğunda. Kalu inna Allaha fakirun yaqtiridu minna, Allah fakir ki bizden borç istiyor. Kema kalu, dedikleri gibi yedullahi mağlule. Bunu da Yahudiler demişti. Allah'ın eli mağluldur, yani kapalıdır. Kale el-Kurtubi inma kalu hada tenvihen ala duafaihim. Bu sözü iman etmiş zayıf Müslümanlara veya iman etme ihtimali olan Yahudileri karıştırmak, aldatmak içindir. Şimdi mevvehe yümevvihu tenvihen kelimesi bir şeyi cilalamak, boyalamak. Mesela şimdi bakırdan şeyden altınlar, sahte altın oluyor da onu altın suyuna batırınca altın zannediyor ya millet. Bu manaya geliyor. Talahu diyor lügatta onu. Yaldızladı, parlattı manasına geliyor. Bir de telbis var. Telbis ileride de gelecek. Alışverişte bir satıcının şeylerini, bizim aynı pazardaki satıcılar gibi veya iş portacılar gibi, iyi malları önüne, kötü malları arkasına koyup da milleti kandırmak için. Ben öyle bir şey yaptım da bir iş portacıyla bir patates sordum. Adam bir fiyat söyledi. Şuna mı istiyorsun bu fiyatı, arkasındakilere mi dedim. Boyum uzun olunca arkayı görmüştüm. Git kardeşim de belam istiyorum dedi ya. Hemen ben de çekildim oradan. Çünkü dayak yiyeceğiz, yoksa şey yok adamın. Onun için bu tenvih bunu. Yani müşteriyi kandırmak oluyor. Mesela bizim cambaz derdik. Biz, bu babam çiftçi olduğu için bu şeyleri biliyorum ben. At cambazları olurdu. Ata içki içirirlermişmiş satacakları zaman. At yerinde duramazmış böyle. Ondan sonra da bitiyor. Sarhoşluğu geçti mi atın, işi bitiyor. Bir iş yapmıyor artık ondan sonra. Ama o adam parayı götürüyor tabii bu arada. İşte buna tenbih deniyor. Yani satış esnasında müşteriyi kandırmanın adı telbis oluyor. Tenbih ve tenbihin manası telbis oluyor. O da kandırmak manasına geliyor. Tenbihin asıl şeyi yaldızlamak, boyamak yani. Tenbihen ala duafaihim. La ennehum ya'taqidun hada, kendileri inandıklarından değil, ancak
diğer zayıf insanları kandırmak için böyle yapıyorlar. Ve garaduhum, bunlardan maksadı teşkiku duafai minel müminine. Müminlerden zayıf, yeni iman etmiş olanları şüpheye düşürmektir. Ve tekzibun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizi yalanlamaktır. Ey innehu fakirun ala kavli Muhammedin. Yani Allah zengindir aslında ama Muhammed aleyhisselam ona fakirdir diyor. Allah böyledir diyor. Onu, peygamberimizi yalanlamak istemiş oluyorlar. لِأَنَّهُ اِقْتَرَدَ minna. Çünkü Allah-u Teala bizden borç istedi diyor Muhammed aleyhisselamın sözüne göre. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا. Cenab-ı Allah da buyuruyor ki onların dediklerini yazacağız. وَقَدْ لَهُمْ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. Haksız yere peygamberleri öldürdüklerini de yazacağız. Ey senemurul hafazate bi kitabeti ma faalu fi sahayfi amalihim. Amel sayfalarında onların dediklerini hafaza meleklerine yazdıracağız. Ve nektubu cerimetehum eşşeniate bi katlil enbiya bi gayri hak. Haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle bu çirkin günahlarını da yazacağız. Şimdi Elmalı merhum burada çok güzel şeyler söylemiş. Eve gidince bakarsınız ona. Burada ne, yazma meselesinde hani biz kendi kullanıyoruz ya, yaz bu söylediklerini, bunun hesabını soracağım senden diyoruz ya birilerine. İşte böyle bir manaya da gelir. Veya hakikaten Cenab-ı Allah Azze ve Celle amel defterlerine bunları not ettirip yarın karşılarına çıkaracak. Onun için Cenab-ı Allah Azze ve Celle burada bu şekilde buyuruyor. Ve birkaç mana vermişler orada. Vel muradu bi katlihim el enbiya'e rıdahum bi fi'li eslafihim. Ha, şimdi burada bir cevap var. Ya peygamberimizin zamanındaki Yahudiler kaç yüz sene oldu peygamberleri gelmeyeli. En son İsa aleyhisselamı öldürmeye kalkmışlardı. Bunlar o zaman yaşamıyorlardı. Şimdi geldi, şimdi yaşıyorlar. Bunlar peygamber öldürmedi vesaire. Niye böyle? O öldüren atalarına razı oldukları için, hoşnut oldukları için Allah da bunları aynı kefeye koyuyor manasına gelir diyor. Evet, yani bak rıdahum, bu peygamberimizin zamanındaki Yahudiler razı oldular. Bifi'li eslafihim, seleflerine geçmiş olan atalarının yaptıklarına razı oldular. Mesela Salih aleyhisselamın devesini öldüren kaç kişiydi? Bir kişiydi. Etrafında da 7-8 kişi vardı ama bütün mümin olmayan kabile hoşnut olmuştu onlar. Razı olmuştu, o yüzden hepsi helak edildiler. Mesele bu yani. Evet, hatta Hazreti Ömer bir kişinin ölümünde diyor, eğer bir grup onu öldürmek için şey yapmışsa, isterse bir kişi öldürsün diyor, onların hepsini öldürürüm diyor. Niye? Çünkü hepsi onu öldürmek için niyet etmişti. Zûku azâbel harîk. O zaman diyeceğiz ki onlara zûku azâbel harîk. Şu yakıcı ateşi harîk, muhrik manasına, elîm, mü'lim manasına geldiği gibi. Azabın elîm diyor ya Cenab-ı Allah. Acı bir azap değil de acıtıcı bir azap olduğu gibi burada da yakıcı bir ateş. Muhrik, yakıcı bir ateş olmuş oluyor. Evet. Ve yekulullahu lehum, Allah onlara fil ahireti, ahirette buyuracak ki ala lisanil melaike, melekleri diliyle zuku azaben naril muhrikati el mültehibeti, hem de alevli ve yakıcı bir ateş. Leheb biliyorsunuz alev manasını, mültehib alevlenen manasını. Zelike bima kaddemet eydikum, bu niçindir? Sizin ellerinizle takdim ettiğiniz günahlarınız sebebiyledir. Ey zalikel azabu bima terafet, bu işlediği eydiküm, ellerinizin işlediği minel ceraimi, suçlardan, günahlardan ellerinizin işlediği şey sebebiyledir. Ve ennallaha leyse bizallamin lil abid, ve Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri kullarına zulüm etmez, zalim değildir. Buradaki zallam kelimesi gelecek ileride. Zalim değildir manasına. Ve ennehu subhanehu adilun. Allah subhanehu adildir. Leyse değildir. Vel muradu enne zâlikel ikab, bu ceza hasılun bi sebebi maasikum, sizin
masiyetiniz, günahlarınız sebebiyle meydana gelmiştir. Ve adlillahi teala fiküm ve Allah'ın sizin hakkınızdaki adaleti sebebiyledir. Kale zemahşeriyyü ve minel adli. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Adalettendir. Ne adalettendir? En yuakibel müsii ve yusibel muhsin. Yani günah, suç işleyeni cezalandırmak ve iyilik yapanı da sevap vermek adalettir. Mesela suç işleyeni hep şey yapsan da, cezalandırsan da, iyilik yapana da cevap, ödül vermesen ne olur? Yine adaletsizlik olur. Ama adil olan insan, varlık, suçluyu cezalandıracak, iyilik yapanı da mükafatlandıracak, ödüllendirecek. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ اَحَدَ اِلَيْنَا. Niçin Allah-u Teala onları cezalandırıyorlar? Şöyle dedikleri için. اِنَّ اللّٰهَ اَحَدَ اِلَيْنَا. Allah bizden söz aldı. اَيْ هُمُ الَّذ۪ينَ قَالُوا. Onlar şöyle diyenlerdir. اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنَا وَاَوْسَانَا. Allah-u Teala bize emretti ve tavsiye etti. فِي التَّوْرَاتِ تَوْرَاتَّ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ. Hiçbir peygambere iman etmememizi. حَتَّى يَتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ. Ateşin yediği, yaktığı bir kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere iman etmememizi emretti diyor. Ey emrana bi ella nusaddika li rasulin. Hiçbir peygamberi tasdik etmememizi bize emretti. Hatta yetiyena bi ayetin khassatin. Bize özel bir ayet, bir mucize getirinceye kadar. Vehiye, o da nedir? En yukaddime kurbanen, bir kurban takdim etmesi Allah'a. Fetenzilu narun mines semai fetekuluhu. Ve temadan da bir ateşin inmesi ve o kurbanı orada yemesi, yakmasıdır. Ve hâzâ iftirâun alallâh, bu Allah'a bir iftiradır. Haysü lem yâhed ileyhim. Allah-u Teala onlardan böyle bir ahit almadı. Bizelik, evet, dolayısıyla Allah'a büyük bir iftiradır. Kul, kad câekum rusulüm min kabli. Ey peygamberim, de ki Yahudilere, benden önce de size pek çok peygamber geldi. Bil beyyinati, mucizelerle, ve billezî kultum, ve sizin dediğiniz ateşin yaktığı kurban mucizesiyle de geldi. Ey kullahum ya Muhammedu tevbihan, onları azarlayarak onlara de, ve izharan li kizbihim veya li kezibihim, bu da var onun şeyinde. Efendim, li kezibihim, onların yalanlarını ortaya koyarak, açığa çıkararak de, kad ca'etkum rusulun min kabli, benden önce size pek çok peygamber geldi. Neyle? Bil mucizatil vadihati, açık mucizelerle geldiler. Yani açık mucizeler getirdiler. Vel hucedil bahirati, yine açık delillerle geldiler. Öyle deliller ki, eddaletu ala sıdkı nübüvvetihim, peygamberlerinin doğruluğuna, hakiki peygamber olduklarına dair kesin deliller, açık deliller ve açık mucizelerle geldiler. Ve billezi iddiaytum, ve sizin iddia ettiğiniz bu kurban meselesiyle geldiler. Yani ateşin yaktığı kurbanı getirdiler. Felime gateltumuhum, niçin onları öldürdünüz? İnküntüm sadıkîn, eğer peygambere iman etme konusunda doğruysanız niçin onları öldürdünüz? Ey felime kezebtumuhum, o peygamberleri yalanladınız. Ve gateltumuhum, ve onları öldürdünüz. İnküntüm sadıkîn, eğer doğru iseniz. Fî davâkum el imâne billâhi ve tasdîka bi rusulihî, Allah'a iman ve peygamberini tasdik konusunda, iddiasında doğruysanız niye onları öldürdünüz diyor. Sümme kâle teâlâ müselliyen li rasûlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tesliye, yani onu teselli ederek şöyle buyuruyor. Müselliyen li rasûlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Fe in kezzebûke. Ey peygamberim, aldırış etme sen onlara. Eğer onlar seni yalanlamışlarsa, fakat kızı ve rusulümün kablik, Allah'ın
bu davası böyledir. Senden önce de pek çok peygamber yalanlanmıştır. Ey la yahzunke ya Muhammedu tekzibu haulai leke. Bu Yahudi grubunun veya Yahudi cemaatinin seni yalanlanması seni üzmesin. Ve innehum in faalu zalke, eğer onlar bunu yapıyorlarsa, fakat kezzebet eslafuhum, onların geçmişleri de yalanladılar. Min kablu, bundan önce Resulallahi, Allah'ın peygamberlerini, fela tahzen, sen üzülme, feleke bihim usvetun hasene, sen de onlar için çok güzel örnekler var. Ca'u bil beyinati, o peygamberler açık mucizelerle geldiler. Ey kezebuhum ma'a ennehum ca'uhum bil berahin, Yahudiler onları yalanladılar. Onlar Yahudilere el-kati'a, kesin delillerle gelmekle beraber yalanladılar. Vel mu'cizatil celiyyi, büyük mucizelerle, kettevrat vel incil, İncil ve Tevrat gibi açık kitaplarla ve büyük açık mucizelerle gelmelerine rağmen. Kullu nefsin zâikatul mevt, bütün nefisler, canlar ölümü tadıcıdırlar. Ey masirul halâiki ilel fena, mahlukatın varacağı yer yokluktur. Ve kullu nefsin meyyitetun la mahalete, ve bütün canlar ölücüdür şüphesiz, ona kekavli teala. Kullu men aleyha fan, o dünya üzerindeki her şey yok olacaktır. Ve innema tüveffevne ucurakum yevmel kıyame, kıyamet günü sizin ücretleriniz tas zaman verilecektir. Ey tu'tavne cezae amalikum, amellerinizin karşılığı verilecektir. Vafiyen yevmel kıyamet, kıyamet günü tas tamam verilecektir. Hemen zuhziha anin nar, işte bu ücretler neticesinde kim ki cehennemden uzaklaştırılırsa ve udhilel cennete, ve cennete de girdirilirse, fakat faz, kurtulmuştur. Ey hemen nuhiye anin nari ve ub'ida anha, kim ki cehennemden uzaklaştırılırsa, ve cehennemden yine uzakla, aynı mana arka arkaya söylemiş, yukarıda da söylemiştim ya, nehaan döndürülürse manasına geliyor idi. Ve udhilel cennete, ve cennete de girdirilirse, fakat faz, kurtulmuştur. Bi saadeti sermediyeti, ebedi saadetle, ve naimil mukalledi, ebedi nimetlerle müjdelenmiştir. Udhilel cennete, fakat faz, evet kurtulmuştur. Bu cehennemden kurtulmuş ama ne sebebiyle? Bi saadeti sermediye, ebedi mutluluk, ve naimil muhallet, ve ebedi nimetlerle kurtulmuştur. Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir faydalanacak şeydir. Ey meta'dır. Bize matah diyorlarmış eskiler. Yani şu matahı kaldır şuradan falan derlermiş. Meta, yani faydalanacak bir maddi şeyler. Çok matah değil, işe yaramaz fazla manasını. Ey leyseti dünya illa daral fena. Dünya yurdu sadece fena yurdudur. Yani yok olma yurdudur. Yestemti'u bihel ahmak, el mağrur, aldanan ahmak kimse ondan faydalanır. Kale İbn-i Kesir, el ayetu fiha tasgirun li şe'ni dünya. Buradaki ayeti kerime dünyanın durumunu küçültmektir. Ve tahkirun li emriha, dünya işlerini hakir görmektir. Ve enneha faniyetun, fanidir, zailetun, gidicidir, yok olucudur. Letüblevunne fi envelikum ve enfusikum. Ey vallahi, niye burada vallahi diye tercüme etti bunu? Çünkü letüblevunnenin başındaki lam, kasemin cevabına dahil olan, gelen lamdır. Onun için letüblevünne deyince vallahi letüblevünne takdirindedir. Onu tefsir için ona işaret ediyor. Buna eski usulde eşara ileyhil müfessir bi enne hâzel lam cevabun lil kasem diye söylerler. Letüm tehanenne, imtihan olunacaksınız, ve tuhteberanne, yine aynı manada imtihan olunacaksınız, fi envalikum, mallarınız hakkında, bil fakri vel mesaibi,
musibetler ve fakirlikle. Mesela bir zamanlar, şimdi de mesela bu yıl mesela İç Anadolu'muzda kuraklık sebebiyle pek çok ekilen arazinin ekinleri olmamıştı. Tohumunu alamamışlardı. Onun için Bakara suresinde de geçtiği gibi sizi canlarınızla mallarınızla imtihan ederiz ayet-i kerimesinde olduğu gibi imtihan olunuyor. Efendim mesela bir yere dolu yağıyor, bütün şeyi haşat ediyor. Bunun gibi imtihanlar geçiriyorsunuz. Bu da nedendir? Bil fakri vel mesaibi ve fi enfusikum bi şedaidi vel emradi. Ve nefisleriniz hakkında mesela işte herkesin nefisi hakkında her gün 200 küsur adam ölüyor. Niye? Bir hastalık var. Cenab-ı Allah bizi bu şekilde imtihan ediyor. Bi şedaidi vel emraz, hastalıklar ve şiddetlerle. Ve le tesme'unne minellezine utul kitab min qablikum. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de işiteceksiniz. Yani burada da vallahi takdiri var. Ve minellezine eşraku ve müşriklerden de işiteceksiniz. Ezen kesiran. Çok eziyetler. Ey ve le yenalukum minel yahudi ve nasara vel müşrikin. Bu üç grup. Ehli kitabı Yahudi ve Nasara diye açtı ve müşrikleri adaikum, o da onların atfı tefsiri veya ondan bedel olmuş oluyor. Düşmanlarınız olan müşrikler. Demek ki arkadaşlar peygamberimizin zamanıyla günümüz arasında bir fark yok. Dün de Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberimize düşmandı. Bugün de Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlara düşman. Değişen hiçbir şey yok yani. Devam ediyor düşmanlık. El küfrü milletün vahide buyuruluyor. El ezel kesiral, büyük çok eziyet işiteceksiniz veya eziyete nail olacaksınız. Ve hâdâ ihbârum minhu celle ve alâ, yüce Allah'tan bir haber vermedir. Lil müminine, müminler için bi ennehu, zira yani şan zamiri o, zira seyenâluhum belâya ve ektârun minel müşrikine vel füccâr, günahkarlardan ve müşriklerden efendim bir takım belalar ve kederlere nail olacaksınız. Ve emrun lehum bis sabri inde vuku'i zalike. Ve bu ayet onlara aynı zamanda bu eziyetlerin vuku'u, meydana gelişi anında sabırla emirdir. Li'ennel cennete haffet bil mekari. Çünkü cennet insanların hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır. Ve lehâdâ gâle ve in tasbirû ve tettegû. Onun için Cenab-ı Allah burada yani eden kesiran dedikten sonra ve in tasbirû ve tettegû. Bu eziyetleri işittikten sonra, bu yapılan eziyetlere nail olduktan sonra eğer sabrederseniz ve Allah'tan sakınırsanız, sorumluluk bilincinde olursanız, ey ve in tasbiru alel mekarihi, zorluklara sabreder ve tettekullah fi'l akvali vel amal, sözlerinizde ve amellerinizde, eylemlerinizde Allah'tan sakınır, Allah'a uygun olanları yapar, uygun olmayanlardan vazgeçerseniz ve inne zalike min azmil umur, bu işlerin en zorudur. Ey es sabru ve takva minel umuri leti yenbeği en ta'zimu ve tahzemu aleyha. Evet, bu işler işlerin en zorudur ve en hazmi zor olanlardır. Le'enneha mimma emarallahu biha, çünkü o Allah'ın emrettiği şeylerden. Ve iz ahadallahu misaqallezine utul kitab. Allah-u Teala hani bir vakitler kendilerine kitap verilenlerden ahdü yemin almıştı. Ey اذكر يا محمد اي محمد صلى الله عليه وسلم حين اخذ الله العهد المؤكد على اليهود في التوراة. Tevrat'ta Yahudilere yeminle pekiştirilmiş bir söz aldığı zamanı hatırla. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, o almış olduğu Tevrat'ta yazılı olan şeyleri insanlara açıklayacaklarına dair, وَلَا تَكْتُمُونَهُ, gizlemeyeceklerine dair yemin almıştı. Niçin? لَتُظْهِرَنَّ مَا فِي الْكِتَابِ مِنْ اَحْكَامِ اللّٰهِ, Allah'ın hükümlerinden Tevrat kitabında olan şeyi açıklayacaklarına dair söz almıştı.
Tevrat kitabında olan şey dedim, buradan niye söyledim ben onu? Tevrat yok. El harfi tarifi, el kitabın başına gelince muzafın ileyhten ıvaz olmuş oluyor, yerine gelmiş oluyor. Yani fi kitabı tevrati şeklinde düşünülebilir. Min ahkamillahi ve la tuhfuneha ve gizlemeyeceklerine dair. Kale İbn Abbas hiye lil Yahudi. Bu Yahudiler içindir. Uhize aleyhim el ahdu vel misaku fi emri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün durumu hakkında Allah onlardan yemin vermiş, söz aldı. Feketemuhu, o sözü gizlediler ve nebezuhu, ve onu attılar. Yani arkalarına arar gale almadılar demektir. Fenebezuhu vera zuhurihim, arkalarına attılar. Ve işterav bihi semenen kalila, o sebeple az bir para aldılar veya az bir paraya o şey bilgileri sattılar. Ey tarahu zalikel ahde, bu sözü attılar. Vera zuhurihim, arkalarına. Ve istebdelu bihi şeyen hakiran, az bir şeyle değiştirdiler. Min hutami dünya, dünya çerçöpünden az bir şeyle onu değiştirdiler. Yani şimdi bu şu demektir arkadaşlar. Bugün mesela bazı insanlar birilerine şey çekebilmek için ne yapıyor? Böyle uyduruk kıydırık şeyler ortaya çıkarıyorlar, ortaya atıyorlar, milleti meşgul ediyorlar. Onu meşgul ettikleri için de İslam dışı örgütler veya yayın kuruluşları ne yapıyor? Onları alıyorlar her gün televizyonlarında, gazetelerinde vesairelerinde sürekli Müslümanlara kötüleme babından şey yapıyorlar, kullanıyorlar. İşte bunlar da, yani o günkü hahamlar da ne yaptılar? İdarecilerinin veyahut da zenginlerinin veya işte gemi azıya almış Yahudilerin, siz eğer bunları gizler insanlara söylemezseniz biz sizi besleriz, bakarız, size şunu veririz, bunu veririz şeklinde. Mesela Necran Hristiyanları gelmişti Medine'ye. Papazları peygamberimize mülaene yapamamıştı. Niye yapamamıştı? Bilmişti onun hakiki peygamber olduğunu ve lanetleşmeye kalksa bütün soyu sopu, malı mülkü gidecekti. Onun için biz dediler mülaene yapmıyoruz. Senin istediğin vergiyi sana vereceğiz dediler, gittiler. O papazın kardeşi de gelmişti ve giderken dedi ki, bildin değil mi onun hakiki peygamber olduğunu? Evet bildim dedi. Niye iman etmedin dedi. Ya bu adamlar dedi bize bak dünyalık verdiler. Servetlerini ayaklarımıza serdiler. Hepsi gider elimizden bunların dedi. Allah seni kahretsin dedi. Döndü geldi, kendisi Müslüman oldu kardeşinin. Ama papaz gitti papazlığıyla yani. Onun için bu Yahudiler de öyle. Bugün de dünyamızda böyle yani. Müslümanların arasında da bazı sözüm ona profesörler vesaireler bir takım şeyler hak güya ararcasına İslam'ı kötülemeye veya Müslümanları kötülemeye çalışıyorlar. Ve bi'se mâ yeşterûn, onların bu karşılığında almış oldukları şey ne kötüdür. Ey bi'se hâze şirâ'u ve bi'se tilke safkatul hâsiratü. Şimdi es-safka şu demek. Hani kurbanlarda, kurban bayramlarında görüyoruz ya, pekiştiriyor, pazarlık yapıyorlar. Buna safka deniyor işte. Yani pazarlığın bittiği anlaşma demektir bu. O safka, bi'se tilke safkatul hasira, zarar veren bu anlaşma ne kötüdür diyor. La tahsebennellezine yefrahune bima etev, getirdikleri şeyle sevinenlere zannetme. Ey la tezunnenne ya Muhammedu ellezine yefrahune bima utu min ihfai emrike. Senin emrini anin nasi, insanlardan senin durumunu gizlemek sebebiyle sevinen kimseleri zannetme. Ve yuhibbune en yuhmedu bima lem yef'alu, yapmadıkları şeyler sebebiyle de övülmelerini hoşlanan kimseleri zannetme. Ve yuhibbune en yah meduhumun nasu, insanların övmelerini sevenler. Ala temessukihim bil hakkı ve hum ala dalalin, sapıklıkta oldukları halde hak görüntüsünde, hakka yapışıyormuş gibi görünenleri, insanların övmesini sevdiklerini zannetme. Fela tahsebennehum, yine onları zannetme. Bi mefazeti minel azab, Allah'ın azabından kurtulacaklarını da zannetme.
Ey fela tezunnenne, yine zannetme bir münceetin min azabillah, Allah'ın azabından kurtulacaklarını zannetme. Efendim ve lehum azabun elim mu'limun, ona acıtıcı bir azap vardır onlara. Azabun mu'limun gale İbn Abbas nezelet fi ehlil kitab, ehli kitap hakkında nazil olmuştur. Se'lehum ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem an şeyin feketemuhu, peygamberimiz onlara bir şey sorduğu zaman, hani fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun ayeti var ya, ehli zikir burada kendilerine kitap verilen Yahudiler ve Hristiyanlar demektir. Peygamber aleyhissalatü vesselama şayet böyle bir şüphedeyseniz ehli zikre sorun, kendilerine kitap verilenlere sorun diyor Cenab-ı Allah. İşte peygamberimiz de onlara bir şey sorduğu zaman onu gizliyorlar. Feketemuhu iyyahu ve ahberuhu bi gayrihi, ama onun zıttını söylüyorlar. Mesela Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zina etmiş evli iki kişinin cezası geldi. Onu kendileri şey yapmışlar. Hani zenginleri taşlamıyorlar, rejim etmiyorlar. Fakirleri rejim ediyorlardı. Bu sefer bir kaynaşma olunca bu rejimi kaldırıyorlar. Ondan sonra yüzlerini kömürle boyuyorlar, eşeğe ters bindiriyorlar, milletin içinde dolaştırıyorlar, cezalanmış oluyor. Böyle size hüküm verirse alın, başka türlü hüküm verirse almayın diye hahamlar peygamberimize gönderdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da sizin kitabınız var, ben sizin kitabınıza, size o kitabınıza göre hüküm vereyim dedi. Bu Midras denilen eve gitti. Ve orada o Yahudi hahamının adı aklıma gelmedi şimdi. Topalmış aynı zamanda kendisi de. Abdullah bin Selam da peygamberimizin yanında. Tevrat rulo halinde. Asıyorlar. Ondan sonra ruloyu açıyorlar. Oku diyor peygamberimiz. Okuyor, okuyor, okuyor. Tam rejim ayetine gelince parmağını oraya koyuyor, aşağıya geçiyor. Güya ruloyu duvarda tutmak için parmağını koymuş oluyor. Ondan sonra Abdullah bin Selam var orada. O da Yahudi bilgini. Hemen elini çek bakayım oradan diyor. Çekiliyor. Oku şimdi burayı diyor. Okuyor. Ve zina eden evli erkek ve kadının rejim edilmesini, hükmünü söyleyince beraber peygamberimiz rejim ettiriyor onları. Elhamdülillah diyor Rabbim. Yahudilerin kitabıyla bir ortadan kalkmış hükmü ortaya koydu. Allah'a hamdolsun diyor. Yahudilerin bu hiç hoşuna gitmiyor tabii. Onun için burada da onu söylemiş oluyor yani. Ve ahberuhu bi gayrihi ve ferihu bima utu min kitmanihim iyyahu ma se'elehum anhu. Bir de kendi kendilerine sırıtıyorlar demek yani. Gizlemiş oluyorlar. Peygamberimizi yanlış yönlendirmiş oluyorlar. İşte Peygamber Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi yanlış yönlendirdik. Ona yapacağımızı yaptık gibi seviniyorlar yani bu şekilde. Onu ayetler onu anlatıyorlar diyor. Velillahi mülkü semavati vel ard. Semavat ve arzın mülkü Allah'ındır. Ey lehu subhanehu cemi'u ma fi semavati vel ard. Milki de okuyabiliriz bunu ama mülk okursak otoritesi Allah'ındır. Milk okursak malı, semavat ve arzın malı Allah'ındır. Ama her mal sahibi otorite değildir. Ama her otorite aynı zamanda mal sahibidir. O yüzden mülkü okumak daha faydalı olmuş oluyor. Fe keyfe yekunu men lehu ma fis semavati vel ard fakiran. Semavat ve arzın hepsi kendisinin olan Allah nasıl fakir olur? Hani innallaha fakir ve nahnu aniya demişlerdi ya. Evet. Vel ayetu raddun alellezine kalu. İnna Allaha fakirun ve nahnu aghniya, zaten gelmiş burada. Bu ayeti kerime şu önceki geçen ellezine kalu inna Allaha fakirun ve nahnu aghniya ayetini söyleyenlere bir reddiyedir diyor. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye muktedirdir. Ey huve taala kadirun ala ikabihim. Onları azap etmeye de muktedirdir diyor el belaga. Tezammenetil ayatul kerimetu vucuhem minel beyani vel bedi'i ve nucizuha fima ye'ti. Aşağıda özetleyeceğimiz şekilde beyan ve bedi ilimlerinden bazı yönler, bazı sanatlar kapsamaktadır, içermektedir. Onları özetleyeceğiz diyor. Bir, innallaha fakirun ve nahnu agniya.
Allah fakirdir, biz zenginiz cümlesi. Ekkedel Yahudu el cümlete bi innallâhe fakirun. İnne, inne biliyorsunuz, inne enne hurufu müşebbeh bil fiil tekit ifade ederler. Dolayısıyla buradaki inne ile Allah, innallâhe fakirun şeyini, cümlesini pekiştiriyorlar. Gerçekten Allah fakirdir, haşa ve kella. Alâ sebilil mübalağati, mübalağa yoluyla. Fe haysu nesebu ila enfusihim el gına, kendilerine müstaniliği veya zenginliği nispet etmeleri sebebiyle lem yuekkidu, onu şey yapmıyorlar. Nasıldı? İnnallâh fakirun ve nahnu agniya. Bak, ve inna nahnu agniya demiyor orada. Ve nahnu agniya. Niye? Çünkü diyor, bizim diyor tekit edilme falan ihtiyacımız yok. Biz zaten zenginiz diyor yani. Bu şekilde kendilerine bir hava vermiş oluyorlar. Onu söylüyor burada. Lem yuekkidu, onu tekit etmiyorlar. Ahracu el cümlete muhrace ma la yahtacu ila tekidin. Cümleyi diyor tekide ihtiyaç olmayan bir yere çıkardılar, yükselttiler. Ke ennel gına, sanki zenginlik vasfun lehum, onların bir sıfatıymış. La yumkünü fihi niza'un, orada tartışma yok. Feyahtacu ila tekidi, tekidin, tekide de ihtiyaç olacak. Yani bizim zenginliğimiz, müstaniliğimiz konusunda diyor tekide ihtiyaç olacak bir şey yok. Herkes kabul ediyor zaten bunu, manasına gelir diyor. Ve hâdâ delilun alâ temerrudihim fil kufr ve tuğyan. Azgınlık ve inkarda onların ne kadar böyle temerrut, gavur olduklarının delilidir diyor. İkincisi, senektübü mâ kâlu. Fihi mecazun, burada bir mecaz vardır. Yüsemmâ el mecazel akli. Mecaz-ı akli diye isimlendirilen, bu mecaz-ı akli belagatta isnat mecazı diye geçer. Yani bir fiili failinin dışında sebebine, zamanına, mastarına vesairesine isnat etmeye mecazı akli diyoruz. Evet, burada da ey tektubu melaiketuna ve lemma kana Allahu la yektubu ve innema ye'muru bil kitabeti usnidel fi'lu ileyhi mecazen. Yani Allahu Teala emret diyor, melekler yazıyor. Dolayısıyla sebebine isnat edildiği için mecaza akli olmuş oluyor diyor. Üçüncüsü, zâlike bimâ kaddemet eydîkum, ellerinizin takdim ettiği şeyler sebebiyle. Ve fihi mecazun mürselün. Burada da mecaz-ı mürsel var. Mecaz-ı mürsel neydi? Mecaz-ı mürsel bir şeyin cüz'üne, küllüne, mahalline, haline isnat edilmesidir. Mesela burada eydikum diyor değil mi? Ellerinizin yaptığı, elleriyle değil, kafalarıyla da, dilleriyle de, bedenleriyle de günah işlemişlerdir. Ama sadece ellerinizin işlediği. Bunlar en önemli şey olduğu için bunu zikrediyor. Cüz'ü zikrediyor, küllü kastetmiş oluyor. Min itlaki ismil cüz'i, cüz yani bir bölüm, bir parçanın ismini söylüyor ve iradetil kül, bütünü kastediyor. Ve zekeral ey diye elleri zikrediyor. Li enne ekseral amali tüzalu bihinne. Dördüncüsü, te'kuluhun nar, ateşin yemesi. İsnadul ekli ile nari bi tariqil isti'ara iz hakikatul ekli innema tekunu fil insani vel hayvani. Yemek insan ve hayvanda olur hakikaten, ama burada ateş yiyor dediği zaman bir istiare vardır. Ve kezalike tucedu istiara fi kavlihi zaikatul mevt. Ölümü tadıcıdırlar. Lianna hakikate zevki ma yekunu bi hassetil lisani, dil duygusuyla olur hakikatte. Yoksa diyor burada aynı zamanda bir de şey var. Zaikatul mevt'te tahkir var. Ölümü tatmak. Ölümü tatmak, ölmek başka, ölümün tadına varmak. Neyin tadına varır insan? Sevdiği şeyin tadına varır. Ya ölüm acıdır, tadı olmaz ölümün. Ama burada ölümü tadıcıdır demek, ona mesela bebeşşirhum bi azabin elim, müjdeler olsun.
sana acıtıcı bir azap var. Bu da ne var? Bir hakaret var orada. Yani azabı müjdeliyor. Onu güya beşir insanın yüzünde böyle gülücükler açtıran bir müjdedir. Ama azabı müjdelemek insanı kahreder. Dolayısıyla böyle de bir hakaret var. Peki efendim, beşincisi meta'ul gurur. Kale zemahşeriyyü şübbihed dünya bil meta. Dünya bir eşyaya benzetildi. Ellezî yüdellisü aldatan bihi onunla alel müstemi. Pazarlık yapılan şey üzerine aldatan bir şeye benzetildi. Ve yugarru hatta yeşteriyehu, o kimse veya ve yugirru da okuyabiliriz. O pazarlık yapan kimse veya bayi aldattı. Hatta yeşteriyehu, o şeyi satın alıncaya kadar. Ve şeytan huvel müdellis, aslında asıl kandıran şeytandır. El garur, ve aldatan şeytandır. Ve huve min babil istiara, istiara babındandır diyor. Şimdi dellese yudellisü fil bey'i kitmanu aybis sil'a demekmiş. Yani malın ayıbını gizlemek. Malın ayıbını gizlemek. Ben onun için işportacıları, pazarcıları örnek verdim. Onlar malın ayıbını gizliyorlar. Güzelliklerini önüne seriyorlar. Arkasından da ekliyorlar poşetin içerisine. Peki efendim. Altıncısı فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ زُهُورِهِمْ وَاشْتَرَى بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا كَذَٰلِكَ تُوْجَدُ اِسْتِعَارَ فِي النَّبْزِ وَالْاِشْتِرَائِ. Nebiz ve iştirada. Nebezuhu vera zuhurim, arkalarına attılarda da bir istiara var. İştirada da bir istiara var diyor. شَبَّهَ عَدَمَ التَّمَسُّكِ وَالْعَمَلِ بِهِ بِشَيْءِ الْمُلْقَى خَلْفَ زَهْرِ الْاِنْسَانِ. Yani şimdi bir kimseye bir şey veriyorsun. Bir emir name veriyorsun. Bunları yerine getir diyorsun. O da onları yapmıyor. Sanki onu arkasına atıvermiş gibi. Bu benzetmeden dolayı istiare var diyor. Orada da iştira da bir şey var. Semenen kalila. Ta şeyde Bakara suresinin birinci sayfanın sonunda da var ya. Orada da istibdali satın almaya benzetiliyor. Yani bir şeyi bir şeyle değiştirmeyi satın almaya benzetiliyor. İştira mastarından iştira kelimesi türetiliyor. Ona istiareyi tasrihiye tebaiye diyorlar. Tebaiye, istiare tebaiye, mastara tebaiyetle istiare olunan müştak fiillerden yapılan istiarelere böyle diyorduk belagatta. Ve biştirai semen kalilin, az bir şeyle satın almak. Ma teavveduhu minel hutami, ıvaz olarak o dünya çerçöp günden almış oldukları şeydir. Ala ketmi ayatillah, Allah'ın ayetlerini gizlemek üzere dünya çerçöpünden ıvaz olarak, yani yerine almış oldukları şeydir diyor. Ve fil ayatil kerimeti minel muhassinatil bedi'iyye. İlmi bedi, cümlelerin, kelimelerin lafızları üzerinde güzellikler ortaya koyan, muhassinatı lafziye ve muhassinatı maneviye diye ikiye ayrılır. Cinas ve diğer şeyler bunlardandır diyelim. Şimdi muhassina bedi'iye ettibak, tıbak var. Tıbak neydi? İki zıt manayı bir arada kullanmak. Fakirun ve ağniya da olduğu gibi. Vel mukabele. Mukabele de bir iki cümle, kelimeyi bir zikrediyorsun. Ona mukabil manada birkaç kelimeyi bir daha zikrediyorsun. Karşılıklı olmuş oluyor. Evet. Vel mukabele zuhziha anin nar ve udkhilel cennete. Mesela zuhziha anin nar ve udkhilel cennete. Udkhilel cennete zuhziha anin narın mukabilinde, karşısında gelmiştir. Efendim ve fi letubeyyinunnehu ve la tektumunehu. Burada da yine öyle bir şey var. Vel cinas el mugayir. Cinas-ı mugayir de birbirine zıt olan cinas demektir. Fi kavlillezine kalu ve fi kezzebuke fakat kuzzibe. Bu cümlelerde de aynı kelimeler ayrı ayrı manalara geliyor ama aynı harflerden oluşuyor, fakat cinası tam olmuyor. Birbirlerine şekil ve harflerin sayısında uymuyorlar. Faide. Sıgatu faal fil ayeti. Ayeti kerimesinde faal sıgası, yani
ve mâ rabbuke bizallâm'da olduğu gibi zallam kelimesindeki faal vezninde olan zallam kelimesi leyset dil mubalağati. Mubalağa ismi fail değildir. Ve innemâ hiye lin nesebi nispet içindir. Mislu attar ve neccar. Attar biliyorsunuz koku satan, neccar marangoz, temmar hurma satıcısı. Küllüha leyset lil mubalağa. Bunlar mübalağa için gelmemişler. Yani çok koku satan, çok marangozluk yapan, efendim çok hurma satan değil de nispet için gelmiştir. Ve innemâ hiye lin nesebi nispet için gelmiştir. Dolayısıyla da işte koku satan, marangozluk yapan ve hurma satıcısı manalarına geldiği gibi. Kale İbn-i Malik. İbn-i Malik arkadaşlar, Şerhu İbn-i Akil diye bir kitap var, iki cilt. Şerhu İbn-i Akil. Bu kitap, bu İbn-i Malik'in bin beyitlik nahiv ilmini bin beyte dökmüş. Dolayısıyla 2000 mısraya dökmüş oluyor yani. Burada da diyor İbn-i Malik şöyle diyor. Ve ma'a fa'ilin ve fa'alin fu'ul fi nesebin ağna minel ya'i kubil demiş. Yani şimdi burada ve ma'a fa'ilin ve fa'alin fu'ul. Bu diyor fa'il ve fa'al fu'ul. Bunlar aynı şeyle beraberdir. Fi neseb. Nispet kelimeleridir bunlar. Ağna minel ya'i kubil. Daha önceden bu ya'dan mustani olmuşlardır diyor. Onu öyle şey, ben onu okumadığım için şeyini bilmiyorum. Şerhine de bakmadım doğrusu. Evet. Yani bu zallam kelimesinin şey olmadığını, faal kelimesinde olduğu gibi nispet manasına geldiğine bir beyit getirmiş burada. Cilas'ta harflerin ve harekelerin tertibi var. Sırayla gelmesi, bir de sayısı, bir de harekeleri. Buna cinası tam diyoruz eğer aynı olursa. O zaman mesela ya büneyye ir al car velev car. Şimdi ir al car komşunu gözet. Velev car zulmetse de. Bakın car car aynı kelime ama biri zulmetmek biri gözetmek manası, komşu manasındadır. Burada ise kaville kalu farklı. Yani bir kavil mastardır, öbürü fiil-i mazidir. Dolayısıyla kalu kavl harekeleri de birbirlerine uymuyor yani, onu ifade ediyor. Tembih. İnnemâ vasafe teâlâ, Allah-u Teala nitelendirdi Ayşe dünya ve naîmeha, dünya hayatını ve nimetlerini bi'ennehu meta'ul gurur, aldatan bir faydalanacak eşya diye nitelendirdi. Lima temenniyehu lizatiha ve şehevatiha min tulil bekai ve emeli devami. İnsanlardaki şey, o temennileri, o dünyanın zatını, şehvetlerini, arzu ve isteklerini ve orada uzun süre kalmayı ve emeli devami, devamlı yaşama arzu ve isteklerini temenni ettikleri için فَتَخْتَعَهُ سُمَّ تَسْرَعَهُ. Dünya onları aldatıyor, sonra da onu tuş ediyor. Sara'a yenmek manasına, sırtını yere getirmek manasına geliyor. وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ. Bu yüzden geçmiş ulemamızdan bazıları dedi ki, اَدْدُنْيَا مَتَاعٌ. Dünya bir eşyadır. مَتْرُوكٌ. Terk edilmiş bir eşyadır. يُوشِكُ اَنْ يَضْمَحِلَّ. Gözden kaybolması yakın olan bir eşyadır ve yezülü ve gitmesi. Fehuzu min hazel meta, işte bu eşyadan alınız ve amelu fihi, onda yapınız. Bitaatillahi, Allah'a itaati yapın, yerine getiriniz. Mestata'tum, gücünüz yettiği kadar. Vallahu'l müstaan, yardım Allah'tandır diyor. Yani dünya hayatı bir eşyadır. Bu eşyayı kullanırken ahirete yönelik Allah'a itaati çoğaltınız manasına geliyor.